Konuşmama başlamadan önce AKP'li vekillere bir soru sormak istiyorum. Cevap verirler mi bilmiyorum ama size daha önceden bu kürsüde beceriksiz olduğunuz hiç söylendi mi? Yani söylenmediyse ben söyleyeyim, söylenmişse tekrarı olacak. Bence sadece beceriksiz değilsiniz. Aynı zamanda kötüsünüz. Aynı zamanda 85 milyon yurttaşa organize kötülük ediyorsunuz. Birazcık sabrederseniz, dinlemeyi öğrenirseniz tane tane anlayacağınız dilden anlatacağım. Bakın, her buraya bir torba getirdiğinizde her torba kanunda 2-3 tane Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş kanun maddesi var. İşte bu sizin beceriksizliğinin göstergesi. Sizin kötülüğünüzün göstergesine Anayasa Mahkemesi iptal etmiş, yeniden düzenleme yapıyorsunuz, bile isteye bir sene, iki sene, üç sene sonra Anayasa Mahkemesi'nden iptal edileceğini bile bile yeniden düzenleme yapıyorsunuz. İşte bu da sizin kötülüğünüzün göstergesi. Ama ne oluyor? Sizin beceriksiz ve kötülüklerinizin derdini maalesef 85 milyon halk çekiyor. Tabii size hava hoş, keyfiniz yerinde, işleriniz tıkır tıkır işiyor. Refah ve huzurla ilgili bir sıkıntınız yok. Refahınız ve huzurunuz yerinde. Niye mi? Saraylarda yaşıyorsunuz, halkın ekmeğinden alıyorsunuz ve sarayınızdaki lüksünüze harcıyorsunuz. İradenizi teslim ettiğiniz saraya günde 40-50 milyon TL harcama yapılıyor. Peki soruyorum size, ey AKP'liler, hangi tasarruf paketinden harcanıyor bu 40-50 milyon TL? İşçiye, emekliye, esnafa uğrayan tasarruf neden saraya uğramıyor? Hiçbiriniz gerçekten bu soruyu kendinize soruyor musunuz? Eminim sormuyorsunuz, şundan kaynaklı. Çünkü siz iradenizi saraya teslim etmişsiniz. Allah'tan şunu söylüyorum, iyi ki tasarrufunuz var. Tasarruf olmasaydı acaba saraya günde kaç milyon harcama yapacaktınız? Bu arada saraydaki hiç kusura bakmasın. Devletin en tepesindeki yönetici olarak halk açken kendisi tok yatıyor. Dinimize göre böyle bir yönetici mümin olamaz. Ben de diyorum ki yanlışım varsa rica ediyorum düzeltilsin. Ama lüksünden, lüks arabalarından vazgeçmeyen Diyanet İşleri Başkanı veya televizyonlarınızda din tüccarı yapanlar değil, helal lokmayla beslenen din alimleri söylediğimi düzelsin eğer yanlışım varsa. Emekli maaşı 10.000'den 12.500 TL'ye çıkarılmış. Gerçekten çok büyük başarı. Büyük başarı. Bence şu an var ya bütün AKP grubu kendinizi alkışlamalısınız. 10.000 lira verdiğiniz emekliye 2.500 lira zam yaptığınız için ben bunun için sizi alkışlıyorum. Helal olsun size. Kutluyorum sizi. Emekliye 2.500 lira zammı reva gördüğünüz için, ama dedim ya bence kendiniz de kendi kendinizi alkışlamalısınız. İktidarınız boyunca ne yaptınız? Yanlış politikalarınızın sonuçlarını halkın sırtına yüklediniz. Bugün görüşülmekte olan teklifle yine aynısını yapıyorsunuz. Bu halkın emeğinden kıstınız, alın terinden söktünüz. Halkta dayanacak bir dirhem güç dahi kalmadı. Şimdi ise zorbalıkla ekonomiyi götürtmeye çalışıyorsunuz. Ama şunu söyleyelim, bu halk sizin iktidarınızın kölesi değil ve bu halk 31 Mart'ta bunu size gösterdi. Ama 31 Mart'tan sonraki uygulamalarınıza baktığımızda siz halkın size verdiği mesajı almamışsınız. Ama eminim en kısa sürede halk size öyle bir mesaj verecek ki o zaman ne olacak biliyor musunuz? Vallahi billahi cem üçem gideceksiniz. Arkanıza bakmadan gideceksiniz. Bundan şüpheniz olmasın. Sizin damatla başlattığınız bir ekonomik kalkınma politikanız vardı. Damatla başlattığınız politika çöktü. Damat sınıfta kaldı. Sonra ne yaptınız?
gözlerinizi ışıl ışıl açtınız ve bu halka diktiniz. Işıl ışıl gözlerinizle devşirdiğiniz yeni politikalarınız bir kez daha dumura uğradı. Bu defa ne yaptınız? Sonra haber kanallarında büyük kurtarıcı gibi günlerce manipüle ettiğiniz Mehmet Şimşek'i getirdiniz. Sanki Şimşek geldiğinde her şey düzelecek. Tüm ekonomik hatalarınız düzelecek. Ama biz biliyoruz ki 22 yılda yaptığınız hataları düzeltecek kimse yok. Böyle bir kurtarıcı yok. Mehmet Şimşek ne yaptı? Algı için, manipülasyon için 40 yılda bir sokağa çıktı. Gitti, oturdu, bir yerde kumpir yedi. Vay! Bu ülkenin bakanı halkın içine çıkmış, bir yerde kumpir yemiş. Günlerce şaşa, günlerce alkış. Ama ülkeyi öyle bir hale getirdiniz ki bu ülkenin bir bakanı gidip bir yerde yurttaşların içinde kumpir yemesini dahi adeta alkışlanacak bir şey gibi yansıttınız. Ülke sizin 22 yıllık iktidarınız yüzünden bu hale geldi. Şimdi peki yere göğe sığdıramadığınız Maliye Bakanınız ne yaptı? Paketin meclise sunulduğu gün Maliye Bakanlığı'nın tuvalet tadilatı için 23 milyon 933 bin TL harcama yapılmış. Tuvalet tadilatı için. Sonradan çıkmışlar utanmadan yüzsüzce açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki bakım ve onarım giderleri tasarruf genelgesinin kapsamında değil. Tabi asgari ücretli tasarruf genelgesi kapsamında, çiftçi kapsamda, emekli kapsamda ama Maliye Bakanlığı'nın kullandığı tuvalet bu kapsamda değil. İşte bu halkla dalga geçmektir. Diyanet İşleri Başkanı ne yapmış? Helali haramı en iyi bilmesi gereken, helali haramı birbirinden en iyi ayırt etmesi gereken Diyanet İşleri Başkanlığı paketin açıklanmasından hemen sonra en uygun günlük en uygun konaklama ücreti 6.980 lira olan lüks bir otelde toplantı yapmış. İşte bunun adı da halkla dalga geçmek. Peki tasarrufu nerede yapmışsınız? Hemen söyleyeyim. Aydın'ın Söke ilçesinde 9 köy var. Servisle, çocuklar servisle okula gidip geliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü muhtarlara yazı yazmış. Demiş ki tasarruf genelgesi kapsamında artık bu öğrenciler servisle okula gitmeyecekler. Maliye Bakanlığı'na uğramayan tasarruf genelgesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'na uğramayan tasarruf genelgesi Aydın'ın Söke ilçesindeki 9 köye maalesef uğramış. Gelin ben size samimiyetle bir tasarruf önerisinde bulunayım. Bir, önce çalmaktan tasarruf edin. Sonra beşli çetenize yaptığınız vergi muafiyetlerinden tasarruf edin. Sonra çoklu maaş verdiklerinizin maaşlarından tasarruf edin. Ekonomi düzelecek. Şu yılın şu ayından itibaren şu olacak, bu olacak şeklindeki palavralarınızdan tasarruf edin. Ve eğer gerçekten tasarruf paketi diyorsanız, eğer gerçekten 85 milyon yurttaşı düşünüyorsanız önce yalanlarınızdan tasarruf etmeye başlayın diyorum. Şimdi tasarruf diyorsanız israfın varlığını kabul ediyorsunuz demektir. Tasarruf deniyorsa demek ki israf var, demek ki müsriflik var. Size 2024 yılı bütçesinden bir israf örneği vereyim. Başta söyledim ya beceriksizsiniz diye. 9 ay önce eğer gerçekten muhalefeti dinleseydiniz, 9 ay önce gerçekten halkın bütçesini yapsaydınız bugün bu paketi tartışmak zorunda kalmazdık. 2024 yılı bütçesinde vergi harcamaları adı altında sermayeye peşkeş çekilen rakam yaklaşık olarak 2 trilyon 200 milyar lira. Daha da anlaşılır olması için şöyle söyleyeyim. 2024 yılı bütçesinde vergi harcaması adı altında bu halkın parasını sermayeye peşkeş çekmeseydiniz bu parayla 16 milyon emekliye her ay 10.500 lira ek ödeme yapılabilirdi. Yani gerçekten halkın bütçesini yapmış olsaydınız bugün
emeklerini aldığı maaşa 2500 lira zam yapmıştınız ya. Bugün her bir emekli 21.500 lira maaş alabilecekti. Yine eğer siz vergi harcaması adı altında yandaşlarınıza, sermayeye o 2 trilyon 200 milyar lirayı peşkeş çekmeseydiniz, bugün 7,5 milyon asgari ücretliye aylık 24.445 lira ek ödeme yapılabilirdi. Yani bugün her bir asgari ücretli 41.447 lira maaş alabilirdi. İşte tam da bu yüzden diyoruz ki siz beceriksizsiniz, siz kötüsünüz, siz bu halka gerçekten organize kötülük yapıyorsunuz. Ama ilk seçimde bu halk 31 Mart'ta yaptığını yeniden yapacak ve sizi cem evlerinize gönderecek. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.